Suriye Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Hain terör gruplarına karşı büyük başarılar kaydeden kahraman silahlı kuvvetlerimiz, dün de ülke genelinde operasyonlarını sürdürerek çok sayıda teröristi etkisiz hale getirirken silah ve mühimmatlarına el koydu. Askeri bir kaynak Şam Kırsalı'na düşen Yebrut'taki sanayi bölgesinde teröristlere ait bir çok bomba atölyesinin muhtevalarıyla tahrip edildiğini belirtti. Operasyonlarda Suudi Arabistan, Tunus, Libya ve Afganistanlı olmak üzere çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran kaynak, ayrıca 12 terör elebaşının da ölü ve yaralı düşürüldüğünü ekledi. Silahlı kuvvetlerimiz Şam Kırsalı'nın Haresta, Şifoniye, Duma, Rehan çiftlikleri, Zebadani, Nebik ve Cobar bölgelerine ek olarak Şam'ın Berze ve Kabun bölgelerinde de yüksek sayıda terörist suç aletleriyle birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda teröristlerin ordu birliklerini gözetlemek için kurmuş oldukları gelişmiş muhaberat cihazları ve kamera sistemleri de tahrip edilirken bomba imha ekipleri çok sayıda bomba düzeneği ve bobi tuzağını etkisiz hale getirdi. Halep kentinin Kasilo ve Beadin bölgelerinde, ilaveten kırsalındaki Minnik Havaalanı Merkez Hapishanesi civarı, Leyramon, Alkamiye, Ayn Dikna, Bustanıl Kasır ve Hanil Asel'de bazı terör hücreleri ve toplanma merkezlerini nitelikli operasyonlarla hedef alan silahlı kuvvetlerimiz çok sayıda teröristi suç edatlarıyla birlikte imha etti. Yetkili kaynak operasyonlarda teröristlerin sayı ve tecizatlarıyla oldukça ağır kayıplara uğratıldıklarını belirtirken çok sayıda havan topu, ağır makineli silahlar, uçak savarlar ve cephane yüklü 5 aracın teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildiklerini aktardı. İdlib kırsalının muhtelif bölgelerinde terör yuvaları ve karargahlarına yönelik operasyonlarda ise silahlı kuvvetlerimiz Ebu Duhur bölgesindeki Tera kanal projesi yakınlarında Türk malı muhabere cihazları, RPG roket atarları, gece görüş dürbünleri, bir miktar patlayıcı ve çalıntı tıbbi teçhizat ve ilaçlar ele geçirildi. Silahlı kuvvetlerimiz yuvada bulunan teröristleri ölü ve yaralı düşürürken Canudiye, Mahartamsarin, Teftenaz, Cebel el Arba'in bölgelerinde yüksek sayıda teröristi suç aletleriyle birlikte etkisiz hale getirdi. Lazkiye kırsalının kuzeyinde Mreç, Hadra, Burcel Zahiye, Rebi'a, Cübbülahmar, Şelf, Yukarı Kom ve Dura beldelerinde Nusra cephesinin yuva ve cephaneliklerini hedef alan silahlı kuvvetlerimiz aralarında çok sayıda yabancı teröristin bulunduğu büyük sayıda tekfirciyi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarda çok sayıda füze, ağır makineli silahlar, anti zırh roketleri ve daha muhtelif tür cephane içeren iki cephanelik imha edildi. Öte yandan ordu birliklerimiz Dera Belet'te Ömeri Camii çevresindeki Süveydan Caddesi ve Spor Kulübü yakınındaki iki askeri kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunan silahlı terör gruplarıyla girdiği çatışmada teröristleri ağır kayıplara uğrattı. Yetkili bir kaynak çatışma sonucunda aralarında birçok yabancı teröristin bulunduğu saldırganların büyük çoğunluğunun ölü ve yaralı düşürdüklerini, ellerindeki silah ve cephaneye de el koyulduğunu belirtti. Teröristlerin bugün Şam'ın Duvel semtinde yerleştirdikleri bomba düzeneği ile bir aracı havaya uçurmaları neticesinde 4 vatandaş yaralandı. Emniyet Müdürlüğü'nden bir kaynak teröristlerin Opel marka bir araca bomba düzeneği yerleştirerek semtin girişinde aracı uzaktan havaya uçurduklarını belirtti. Lübnan topraklarından Suriye'ye sızmaya çalışan teröristlere pusu kuran kahraman silahlı kuvvetlerimiz, Homs kırsalına düşen Tel Kelah kentindeki Ayn al-Hadra köyü yakınlarından sızma girişimlerini çökertti. Yetkili bir kaynak silahlı kuvvetlerimizin kurduğu pusuya düşen iki teröristin öldüğünü, aralarında keskin nişancı silahların da bulunduğu, büyük miktarda silaha el koyulduğunu ifade etti. Kaynak geri kalan teröristlerin birçoğunun kaçmaya çalışırken yaralandığını ekledi. Homs kırsalının Tel Kelah kentinin yanı sıra civar köy ve belde ahalisi, ordunun terör gruplarına karşı mücadelesine destek için kalabalık kitleler halinde yürüdü. Silahlı kuvvetlerimizin vatan ve vatandaşların güvenliğini ve onurunu korumada gösterdikleri eşsiz duyarlılık ve sorumluluğa takdirlerini ifade eden halk kitleleri, hain, gaddar, tekfirci ve kiralık teröristlere hak ettikleri cezanın verilmesini talep ettiler. Bölgede bulunan teröristlerin her türlü vahşeti işlediklerine işaret eden kitleler, terörü onu destekleyen dış tarafları şiddetle kınadılar.
iken cadde ve sokaklarında dolaşmaları ardından halk kitleleri şehir meclisi binasının önünde toplandılar. Tevkilah Şehir Meclisi Başkanı Ekrem Kleyşe, kent ahalisinin teröre karşı orduyla işbirliğine büyük özen gösterdiklerini belirtti. Kleyşe, kent sakinlerinin muhtelif oyunlarla oyuna getirilerek silah taşıyanların bir an önce ailelerine ve normal yaşamlarına dönmeleri hedefinde güvenlik birimlerine teslim edilmelerine çalıştıklarını söyledi. Kleyşe, daha önce çok sayıda kişinin silahlarıyla birlikte güvenlik birimlerine teslim olduğunu ve elini kimsenin kanına bulamadığının tespit edilmesi ardından serbest bırakılarak ailelerine döndüğünün altını çizdi. Şam ve kırsalında muhtelif şekillerde oyuna getirilerek silah taşıyan 105 kişi silahlarıyla birlikte teslim olduktan sonra aralarında kimseyi öldürmedikleri tespit edilenler serbest bırakıldı. Daha önce de benzer şekilde binlerce kişiyle birlikte güvenlik birimlerine teslim olmuş, yeniden devlet güvenliğini tehdit edecek eylemlere katılmama taahhütlerinde bulunmalarının ardından serbest bırakılarak ailelerine ve normal yaşamlarına dönmüşlerdi. Rusya Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Yardımcısı General Alexander Postnikov, ülkesinin Suriye'nin iç işlerine müdahale eden herhangi bir girişimi reddeden tutumunu bir kez daha yineledi. Postnikov, Moskova'nın Sesi Radyosu'na bugün verdiği demeçte, Rusya'nın Suriye konusunda müdahale etmeme konusuna bağlı kalacağını belirterek, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı olması itibariyle, Başkan Vladimir Putin'in tutumuna tamamen bağlı kalacağını, Suriye'nin hali hazırda karşılaştığı problemlerin çözümünde herhangi bir dış müdahale ve güç kullanılmasına karşı olan bu tutumunu da teyit ettiğine işaret etti. Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki daimi temsilcisi Adem Abdülmevla, ABD ve AB tarafından Suriye'ye uygulanan yaptırımların Suriyelilerin hayatına olumsuz olarak yansıdığını dile getirerek, bu olumsuzluğun tıbbi tedavi alanında kat kat arttığını belirtti. Suriye'deki Birleşmiş Milletler temsilcileri ve Süveyda valisi Atıf El Nidef ile bugün bir araya gelen Abdülmevla, Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki temsilcilik bürosunun sürecin getirdiği koşullar gölgesinde insani boyuta odaklandığını ifade ederek, yardım malzemelerinin mağdur ailelere ulaştırılması için mümkün olanın üzerinde bir çaba harcadıklarını kaydetti. Birleşmiş Milletler'in Suriye hükümeti ile koordinasyon içerisinde sağladığı yardımlardan yaklaşık 2,5 milyon kişinin faydalandığına işaret eden Abdülmevla, UNICEF'in su arıtmada ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de sağlık alanında yardımları bulunduğunu söyledi. Kalabalık halk kitleleri bugün Reyhanlı'da Türkiye'deki AKP hükümeti ve başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını protesto etmek için bombalı terör eylemlerinin meydana geldiği yere yürüdüler. Erdoğan hükümetinin Suriye ile sınırları iki ülke halklarının masum kanlarını akıtmak için uluslararası terör merkezine dönüştürmesini protesto eden kitleler, Türk polisi tarafından tazikli su ve biber gazıyla karşılandı. Türkiye ve uluslararası düzeyde Erdoğan hükümetinin Suriye halkına yönelik saldırgan tutumları şiddetle kınanırken, Erdoğan ve hükümeti bu tutumunu sürdürüyor. Irak Silahlı Güçleri bugün Suriye'den Irak topraklarına gitmeye çalışan teröristlere karşı koydu. Operasyonda bazı teröristler öldürülürken 37 terörist de yakalandı. Ayrıca teröristlere ait büyük miktarda ve muhtelif türlerde silahların yanı sıra patlayıcı dolu bir depoları imha edildi. Almanya Federal İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, Suriye'de terör saflarında savaşan yaklaşık 700 Avrupalının bulunduğuna işaret ederek, Avrupa Birliği'nden bunların Avrupa'ya dönüşlerini geçici olarak engellemek için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti. Guardian gazetesinin aktardığı açıklamalarında Frederick, Suriye'de terör saflarında savaşan yaklaşık 700 Avrupalının büyük çoğunluğunun radikal İslamcı olduğuna dikkat çekti. Bunların Avrupa'ya dönmeleri halinde ciddi bir tehlike teşkil edeceklerine işaret eden Frederick, Avrupa Birliği'nin yeni kanunlarla bunların geri dönüşlerini geçici olarak engellemesi gerektiğini söyledi. Sevgili seyirciler, bültenimizin sonunda özetleri tekrar ediyoruz. Teröristlere karşı kararlılıkla mücadele eden silahlı kuvvetlerimiz, çok sayıda yabancı teröristin yanı sıra ağır silahlarla dolu cephaneliklerini etkisiz hale getirdi.
Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki daimi temsilcisi ekonomik yaptırımların halkı ciddi bir şekilde etkilediğini belirtti. Türk halkı Reyhanlı'da AKP hükümeti ve Başkan Erdoğan'ın Suriye halkına karşı politikasını protesto etti. Suriye Televizyonu'ndan Türkçe Haber Bültenimiz sona erdi. Yarın tekrar birlikte oluncaya dek iyi akşamlar diliyoruz.